Olaya bir de Türkiye tarafından bakalım istersen. Türkiye ateşkesi desteklediğini evet. söyledi. Yani belki oradaki ateşkesten en fazla şey yapacak ne derler yarar sağlayacak ülke Türkiye. Burada bir yandan da tabii ateşkesle beraber esas konuşmamız gereken ki program başında konuştuk. İnsani yardımın ulaştırılması. Peki ateşkesin tabii. esas amaçlarından birisi yani bu saldırılar dolayısıyla insani yardım ulaştırılamıyor pek çok yere. Bu saldırıların sona ermesi veyahut en azından hafiflemesiyle beraber insani yardım ulaştırılması ihtimali daha da artıyordu ki Türkiye'nin buna verdiği destek biraz da bununla ilişkili. O yüzden mümkün olduğu ölçüde bunun uzaması, daha fazla insani yardımın daha farklı şehirlere, alanlara ulaşması buradaki insani sorunları belki bir nebze olsun azaltabilecek bir konu. O yüzden Türkiye'nin buna verdiği destek önemli. Çünkü saldırılar devam ettiği müddetçe daha fazla göç dalgası, daha fazla sorun demek. Şimdi şurada bir şey göstereceğim sana. Ahrar Şam, sağdaki en böyle güçlü gruplardan, silahlı gruplardan bir tanesi. Ateşkesi destekleme, yani ateşkesin tarafı olmadığını açıkladı aslında ama şimdiye kadar ateşkese de sadece riayet etti. Evet. Riayet etti. Bununla birlikte gün gün nerede nasıl ihlalin yapıldığına dair raporlar yayınlıyor ve mesela bu dünkü rapor şöyle hızlıca birkaç tanesini şey yapalım okuyalım. Örneğin Halep'te şey güçleri tarafından, Esed güçleri tarafından sabah saat 6'da bir saldırı olmuş. Örneğin işte Rus hava kuvvetleri tarafından şeyde yine Humus'ta saat 9'da hava saldırıları olmuş. YPG'li milisler Halep'te yine şeylere, muhaliflere saldırmışlar. İşte Esed rejimi Laskiye'de benzer şekilde muhaliflere saldırmışlar. Roket saldırıları yapmışlar. Şimdi hem roket saldırıları hem mesela şurada bir tane var. Tank saldırıları. Evet. Yine Esed tarafından. Bunları dokümente ediyorlar. Yani Amerikalılar sadece buna baksalar bile. Yani bir iddia sonuçta bu değil mi? Gidip gönderebiliyorlarsa birisini bakıp tekit ettirseler mi? Aslında zaten bu kadar şu anda Rusya'nın da Amerika'nın Suriye hava sahasını yakından takip ettiğini biliyoruz. Yani hava sahasının bu kadar takip edildiği bir yerde ve belki küçük çaplı küçük silahlarla yapılan saldırıların gözetlenmesi daha zor olmakla beraber bu türden havadan yapılan saldırıların gözlemlenmemesi, fark edilmemesine imkan yok. O bakımdan ben bu şeylerin istenirse çok birebir anlık sürekli olarak gözetilebileceğini düşünüyorum. Peki çok kısa diyelim ateşkes şeyden kalktı, gündemden kalktı. Artık yürümedi, anlaşıldı bunu. B plan ne olacak? Tekrar çatışmalara geri dönecek. Tamam, taraflar dönecek ama örneğin uluslararası toplumun, BM'nin, Amerika'nın Amerika bir B planımız vardı. Sonra Rusya bizim bir B planından haberimiz yok dedi. B planının ne olduğu ile ilgili tartışmalar oldu hatırlarsan. Bir kısmı Suriye'nin bölünmesiyle ilgili bir planı gündeme getirdi. Bir kısım insanlar ise Amerika'nın muhaliflere destek vereceğini söyledi. Daha önceki zamanlarda da muhalefe destek verdiğini veyahut da vereceğini açıkladı fakat hiçbir zaman bu alandaki oyunu değiştirecek bir destek olmadı. O yüzden ben Amerika'nın çok da fazla böyle alternatif bir B plandan ziyade bu süreci yürütmek için bir mücadele edeceğini varsayıyorum. Ama sonrasında bir B planı ortadan yani bu ateşkes ortadan kalkarsa da muhaliflere destek veren grupların destek vereceğini de bildiğini varsayıyorum.